Beşiktaş sezon açılış maçında Kayseri Sporu 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sahaya konan futbol pek de taraftarı özellikle ilk yarıda de pek de taraftarı memnun etmedi. Tam anlamıyla bir sistem karmaşası var. Detaylarını burada anlatacağım. O yüzden de çok da iç açıcı bir futbol yoktu. 10 kişi kalana kadar Kayseri Spor Beşiktaş oyunu bir türlü alamadı. 10 kişi kaldıktan sonra oyun hakim oldu ve skoru almayı başardı. Her şeye rağmen bu sahadaki karmaşıklığa rağmen Kayseri Spor gibi Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı diri bir takıma karşı alınan galibiyet elbette önemliydi. Her zaman olduğu gibi stat'tan fotoğraflar var, rakamlar var, istatistikler var. Analiz videomuz başlıyor. Beşiktaş Kayseri Spor'u 1-0 mağlup etti ve Sezon başında yaşadığı o sistem değişiminin biraz sancılarını burada net bir şekilde aslında gördük. Hemen anlatalım. Şimdi Beşiktaş 4-3 ile başladı. Biliyorsunuz bütün hazırlık kamp boyunca üçlü sistem oynamıştı ancak işler iyi gitmedi. Oyun iyi olmadığı için son maçta, son hazırlık maçında, Sampdoria maçı itibariyle 4'lüye döndü ve bu sistemle sahaya çıktı. Arkada Necip Saez vardı, orta üçlü Salih Getson, Kartal kurmak zorunda kaldı sakatlıklar, eksikler derken bu isim bu üç isimle sahaya çıktı Beşiktaş ve tabii ki solda Mureka, sağda Gezal, ileride Vegos bu kadroyla siyah beyazlar çok da alışık olmadığı bir oyunla sahaya çıktılar. Burada tabii ki beraber oynamadıkları için bu sisteme çok fazla alışık olamadıkları için çok ciddi bir beraber hareket etme problemi yaşadı siyah beyazlar. Gelsin fotoğraflar, stat'tan çektik fotoğrafları. Hatlar arasında çok ciddi kopukluk vardı. Özellikle orta üçlü savunmaya yardım etmedi. Başarılıydı savunmaya iyi yardım etti ama hücuma bir türlü gelemedi. Hücum oyuncularına bir türlü yardım edemedi ve Beşiktaş enteresan bir şekilde oyuncular arasında mesafe arttı. Yani normalde oyunu daraltıp rakibi boğulması gereken Beşiktaş bir türlü o toplar eklemediği için toplu bir şekilde organize olamadığı için bu üçlü tam ortada kaldı. Defansa yardım etti ama hücum metre kadar destek veremedi. Hücumcular çok fazla orta sahaya gelemedi ve bir anda takım mesafe çok ciddi şekilde açılınca tam da Kayseri Spor'un istediği oyun oldu. Bu durum bu enteresan durum yani bu birlikte hareket edememe durumu sadece oyun içerisinde değil preste de oldu. Hatta bir ara Vegors neden bana yardıma gelmiyorsunuz diye ellerini açtı. Çünkü Beşiktaş o toplu presi de yapamadı. Yani ne bir toplu hücum organizasyonu ilk yapabildi ne de o çok hani Valerian İsmail'in istediği mutlaka pres oyunu oynayacağız. Biz baskı yapacağız. Rakibi boğacağız presi de olmadı. Zaten presten dolayı Beşiktaş'ın kapıp da atağa çevirdiği net atak bulduğu pozisyon neredeyse ilk yarıda yoktu. Dolayısıyla o presin de başarısı olduğunu çok net bir şekilde gördük. Zaten Begors'un isyanı vardı. Neden bana destek vermiyorsunuz diye. Çünkü oyuncular arasında mesafeler çok ciddi şekilde artmıştı. Kayseri Spor'da tam tersinde birbirine yakın oynayınca Beşiktaş topu bir türlü almayı beceremedi. Burada tabii ki merkez orta sahanın 1-6 iki tane 8 olması çok fazla üretici inceci olmaması biraz bunda etkendi ama sadece bu değil. Yani tamamen hikayeyi işte Salih Getson Kartalı üçlüsü iyi değil diye kesmemek lazım. Genel takım performansı iyi değildi. Günün kahramanı Gezal bir ilk yarıda çok fazla top kaybıyla oynadı. Gezal'dan çok alışık olmadığımız performans vardı. Bunun dışında Muleka'nın yine solda 4 üçün solunda Muleka'nın çok fazla zorlandığını gördük. Yani orada bir şimdi üçlü sistemdeki hikaye başka. 4'lünün üçlüsünü oynamak başka. Çünkü Weghorst Muleka planlamışlardı. arkasına Gezel olacaktı. Şimdi kanat forvet gibi oynuyor Muleka. Oysa Kasımpaşa'da zaten çok bu tarz değildi. Bu tarz oynaması için topun rakip ceza sahasının çevresinde olması lazım. Beşiktaş topu bir türlü oraya getiremediği için Muleka'da çok etkisiz oldu. 10. dakikada enteresan pozisyon vardı. Sayısın ara pasında Muleka topla buluştu. Yavaş bir şut çekti ama bu enteresanı çünkü Sayısın verdiği bu pası Beşiktaş'ın bu üçlüsü orta sahası bir türlü veremedi ilk yarı boyunca. Yani Sayıs oyun kurmaya geriden bir şekilde yapmaya çalıştı ama bu üçlü oyunu kuramadı. Buna tabii ki diğer isimlerinde etkisi var. Bu yüzden de Gezal dahil ilk yarıda tatsız tutsuz, üretimsiz, çok zayıf bir oyun vardı. O sezon açılışı maçına göre yani baskın olması gereken işte coşkunun olması gereken oyun hiçbir şekilde yoktu. Gelsin istatistikler ilk yarı topa sahip olma %52 kendi sahasında oynayan Beşiktaş'ın oldukça düşük bir oran. Ha bu bir taktik olabilir topu verip daha etkili olabilirsin ancak onu da başaramadı. Çektiği şut isabetli şut 2 çok düşük bir oran. Yani koskoca ilk yarıda Beşiktaş'ın 2 tane isabetli şutu var. 3 tane korner atabilmiş. Rakip ceza sahası 13 kez girebilmiş. Bu da düşük bir rakam Kayseri Spor 3. Çok sokmadı Kayseri Spor ama arka yaptan toplarda Kayseri daha net pozisyonlarda bulduğunu söyleyebiliriz. Gol beklentisi 0.75. Zaten ilklerin özeti bu rakam bence. Beşiktaş kendi sahasında oynuyor. İşte bütün hücumcuları hep sezon başında çok övdüğümüz Murekası, işte Gezalı, Vegorsu, Getson'u birçok oyuncu var. Hücum hattı neredeyse tam ancak Beşiktaş'ın gol beklentisi bir bile değil ilk yarıda. Bu zaten takımın ne kadar sorun yaşadığını, ya yani bu sistem sorunu yaşadığını, üçlü sistemle başlayıp dörtlü devam edip ama bu dörtlüyü de bir şekilde uygulayamadığını ilk yarıda çok net gördük. İkinci yarı ne oldu? İkinci yarı işlemeyen yani Muleka işlemiyor, bu üçlü işlemiyor, top bir türlü Kayseri ceza sahası girmiyor. İkinci yarı Enkudu annesi geldi hocadan. Enkudu niye fark etti? Çünkü Enkudu bir sol ön oyuncusu. Yani 4-3-3'te etkili olabilecek bir oyuncu. Muleka tam o işi yapamıyor. Enkudu girdi. Formdaydı da. Enkudu'nun girmesiyle beraber takım Kayseri spor ceza sahasının önüne doğru gitmeye başladı. Yüklendi. Elbette maçın kahramanlarından biri Enkudu. Topu oyuna attığı için ama sadece Enkudu sayesinde Beşiktaş bunu yapmadı. Yani Enkudu takımı itince bu sefer ne oldu? Salih rakip ceza sahasına yaklaşmaya çalıştı. Şutlar çekmeye başladı. Getson oralara daldı. Fual aldı. Kartal Kayra 6 olduğu için bir türlü o önündeki etkili kilit pası atamadı belki ama o da dolaşmaya başladı. Böylece bütün takım öne yaklaştı. Öne yaklaşınca ne oldu? Weghorst köprü olmaya başladı. Analiz videomuzda zaten söylemiştik. Çok büyük bir köprü diye. Yani alıp topu çok iyi servis yapabiliyor. Gol de böyle geldi ve tabii ki Gezal'da ceza sahası içine girmeye başladı. Elbette baskı sonucunda kırmızı geldi. Kırmızıdan sonra Beşiktaş tamamen oyunu aldı. Ve hoca burada ikinci hamle yaptı. Cenk Tosun'u soktu oyuna. Cenk Tosun'u sokunca takımın sistemi 4-4-2'ye döndü ve tamamen yüklenler, Pozisyonlar buldular. İptal edilen gol var. Rakip ceza sahasında etkili ama bir türlü aslında işte kalecinin kurtardığı falan da direkten dönen böyle yüzde kaçan gol pozisyonunda çok fazla de bulamadı. Ancak baskının güçlü olduğunu kabul edelim. Sonra ne oldu? Zaten bu baskının güçlü olduğunu ikinci yarıda görüyoruz. Yani %57'ye çıkıyor. İlk kere ilk yarıya göre artıyor. Topa sahip olma. Şut 20'ye çıkıyor. 20 tane şut çekiyor. 6 tanesi isabetli Beşiktaş'ın. Rakip ceza sahası 42. Zaten olması gereken bu. Yani ilk yarıda rakip ceza sahası 13. Maç sonunda 42. Neredeyse 3 katı. 3 katından da ya yani çok büyük bir artış var. Ve tabii gol beklentisi 1.5'a bir çıkıyor. Birden daha fazla çıkıyor. Dolayısıyla bu oyun yani bu baskı karşılık görüyor ancak burada tabii ki Kayseri Spor'un 10 kişi kalmasının da büyük bir etkisi var. Gole baktığımız zaman zaten Vegorst'un bu sezon neler yapacağını görüyoruz. Maçın en iyi oyuncusuydu. Reytingli ses gelsin. Gördüğünüz üzere Beşiktaş'ta Vegorst hem en iyi reyting alan oyuncuydu hem de bunun dışında elbette Gezal dışında belki o golü kimse atamaz Beşiktaş'ta. Çok etkili bir vuruş yaptı her zaman olduğu gibi ama Vegorst'un köprü olması Gelsin istatistikleri bu arada ve Vegors'un. Oyun içerisindeki mücadelesi, pres gücü, pasları vesairesi Beşiktaş'ın iyi bir transfer yaptığını e, çok net bir şekilde gösterdi. E, gez aldı zaten. O vuruşu da takımda çok fazla gezal dışında yapabilecek oyuncu yok. Beşiktaş 3 puanı kurtarmış oldu. Cenk Tosun kırmızı kart gördü ama kırmızı kart görene kadar hakikaten de takımın hucum gücünü taraftarın da tutkusunu, taraftarın da motivasyonunu arttıran bir performans gösterdi. Sahaya girmesiyle beraber o yüzden Cenk Tosun yine bu sezon önemli silahlarından biri olacak gibi gözüküyor ama genel olarak baktığımızda bir sistem sorunu yaşıyor Beşiktaş. Yani üçlü çalışıp bir maç kala dörtlüye dönme ve bu dörtlüğü bu takım çok fazla oynamış değil. Daha da garibi Beşiktaş'ın oyuncularının bir kısmı üçlüye göre alındı, bir kısmı dörtlüye uygun. Yani işte Muleka'yı alırken Sayısı alırken mesela sol bek Beşiktaş'ın yeni sol beki üçlü sisteme daha uygun bir sol bek. E Sais üçlü uygun bir oyuncu. Muleka üçlü uygun bir oyuncu. O yüzden de bunlarla dörtlü oynamaya çalışıyor. Yeni bir sisteme geçmiş vaziyette. O yüzden de toplu halde bir oyun organizasyonu Beşiktaş maç içerisinde aslında Kayseri Spor kırmızı görüne kadar Enkulu ile beraber Beşiktaş yükleyene kadar yapamadı. E, bunu nasıl çözecek Valeri İsmail? ilerleyen maçlarda buna bakacağız. Yani bunu çözmek de çok kolay değil. Üçlüye ilerleyen bir iki hafta sonra üçlüye dönerse hiç şaşırmam. Ama dörtlü sistemde de şunu gördük. 4'lü oynadığı zamanla Beşiktaş çok etkili olamıyor. Yani bu etkili olma durumunu hocanın çözmesi lazım. Oyunun verdiği parıltı çok da iyi değildi. Çok önemli galibiyet. Çünkü Kayseri Spor iyi bir takım. Taş gibi bir takım kurmuş. iyi i̇yi mücadele ettiler. Öyle kapanan falan böyle 10 kişi falan da kapanmadılar kırmızı karta kadar. İyi oynadılar. Bu takıma karşı her şeye rağmen bu sahadaki kaosa karmaşaya rağmen bu takıma karşılanan 3 puan iyi. Moral anlamında Beşiktaş'a yarayacak bir 3 puan. Ancak takımın toplu oyun anlamında problemleri var. Bu problemleri Valerian İsmail nasıl çözecek biz de merakla bekliyoruz. Analiz videomuz sonuna geldik. Beğendiyseniz like deyin. Kanala abone olmaya, Rabano'ya abone olmaya, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.